Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle kozmetik alışverişimi paylaşacağım. İndirimlerden birkaç ürün aldım. Bunları size göstereceğim. Denediklerim de oldu. Yorumlarımı da yapacağım ve aynı zamanda da Wet n Wild'ın yeni ürünleri geldi biliyorsunuz ki. Bunlardan da birkaç tanesini deneyeceğiz. Çünkü ürünlerden bir tanesi bir kaş kirpik serumu ve uzun vadede etkilerini görmemiz lazım. O yüzden size sadece böyle yapısını gösterebileceğim, fırçasını gösterebileceğim. Diğer iki ürünü de denemeye çalışacağım. Deneyeceğim. Denenebilir ürünler onlar. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünlere geçelim. Ben şöyle yine alışverişimizi sepete doldurdum. Sıra sıra yapmayacağım. Elime ne gelirse onu göstermeye çalışacağım size ama yine markaları toplu bir şekilde göstermeye çalışırım. Bir de şunu da söyleyeceğim. Rimmel de deneyeceğimiz için rimmel de uygulamadım. Pudra da uygulamadım. Pudra da deneyeceğiz. Hemen şimdi göstermeye başlıyorum. İlk olarak Yves Rocher alışverişimle başlayacağım. Bir mesaj gelmişti. Genelde böyle ay ay kampanyalar oluyor biliyorsunuz ki eğer üyeyseniz Yves Rocher kartınız varsa. Bu ayda benim işte 150 liralık alışverişime yanlış hatırlamıyorsam 50 lira indirim oluyordu. 200 lira ve üzeri alışverişime de hediye oluyordu. Ben de saç sirkesini çok beğendim ve ikincisini aldım. Diğeri şu kadar falan kaldı. İlk olarak biliyorsunuz Eyüp Sabri Tuncer'in saç sirkesini denemiştik. Benim onun için yorumlarımı biliyorsunuz. Ben çok böyle abartıldığı kadar iyi bulmamıştım. Kendi saçımda da elektriklenmeyi almamıştı. Çok fazla bir parlaklık vermemişti. Çok böyle favori ürünüm olmamıştı. Yves Rocher'in sirkesini denediğimde gerçekten çok beğendim. Her saç tipi için kesinlikle uygun değil. Kuru saç tipiniz varsa ya da işte egzama probleminiz varsa zaten kimsenin önerdiği bir ürün değil. Ama böyle problemleriniz yoksa haftada bir kullanmak için ya da ben bazen saç uçlarıma haftada 2, haftada 3 uyguluyorum. Yani ihtiyacıma göre. Ve gerçekten parlaklık etkisi çok güzel. Kokusu gayet kalıcı. Eyüp Sabri Tuncer'inki gibi değil. Yumuşatma etkisi gayet güzel. Ve şu an hani her zaman söylüyorum ortam sıcak olduğu için bu şekilde duruyor ama verdiği parlaklık etkisi bayağı gözde görülebilir bir etki. O yüzden bir tane daha aldım ve kullanmaya devam ediyorum. 180 liraya aldım ama saç ürünlerinde ikinci ürüne %25 indirim vardı. Cilt bakım ürünlerinde de ikinci ürüne %50 indirim vardı. Şimdi cilt bakım ürünlerine geçiyorum. İlk defa bunu denedim. Yağ dengeleyici, arındırıcı, yüz ve makyaj temizleme suyu aldım. 200 ml olanını aldım. Denemek için yanlış hatırlamıyorsam 120 liraydı. Yağlı ciltler için bir makyaj temizleme suyu. Ben fena bulmadım ama içerisinde parfüm var. Güzel bir kokusu var. Rahatsız edici değil ama benim favori temizleme suyum Selena's olmuştu. Şu an onun fiyatını bilmiyorum. Belki aynı fiyatlardadır. Çok da bir fark yoktur ama bu da çok favorim olmadı. Güzel temizliyor mu? Temizliyor ama tekrar tekrar alabileceğim bir ürün olmadı. Yani alırım ama çok böyle indirimli, hani iyi denk gelirse o zaman alırım. Selena's'ı alırım diye düşünüyorum. Onda parfüm, alkol vesaire yoktu diye hatırlıyorum. Bunun dışında da yine denemek için göz makyaj temizleme suyunu aldım. Bununla birlikte başka bir göz makyaj temizleme suyu da göstereceğim size. Yorumumu yapacağım. Yves Rocher'in bu göz makyaj temizleme suyu genelde herkesin beğendiği bir temizleme suyu. Ben de denedim ve gerçekten sıfır yanma. Gayet güzel. Yalnız benim kullanımımdan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Çünkü ben genelde temizleme sularında bunu yaşadığıma göre ben birazcık sert davranıyorum. Kirpik döküyor. O yüzden yani ürün döküyor değil. Benim kullanımımla alakalı diye düşünüyorum. Kullananlarınız varsa yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi ben bunu çok beğendim. Bunu indirimlerde alırım diye düşünüyorum. Çünkü hiç yanma yapmadı. Çok güzel temizliyor. Bu gerçekten bayağı iyiymiş. Bunu sevdim. Ve dediğim gibi yani bir ürün aldığınızda ikinci ürün %50 indirimli. Fiyatları yine iyi gelmişti. Bunların yanında da hediye olarak bir duş jeli geldi. Bunu daha denemedim ama kokusuna bakalım. Evet, bayağı güzel bir kokusu var. Manolya ve beyaz çaylıymış. Şöyle 400 ml. 200 liralık alışverişime yani 200 lira üzeri alışverişime bu böyle hediye oldu. Herhalde bunların fiyatları da bir 120-130 vardır diye düşünüyorum. Bunun yanında da bir katı şampuan hediyesi vardı. Bu da hassasiyet karşıtı katı şampuan. Organik papatya içeren bir şampuanmış. Hızlı yağlanmaların önüne geçiyormuş. Ya bunu deneyip denememe konusunda açıkçası biraz şeyim.
şampuanlarımı çok değiştirmeyi sevmiyorum. Çok çok iyi gelmiyor bana Restorex ve Revolution dışındaki şampuanlar. Daha önce de hatırlarsınız, birkaç video öncesinde Yves Rocher'in bir şampuanını denemiştim. Onu da beğenmedim. O yüzden bunu bilmiyorum, dener miyim, denemez miyim? Yine deneyenlerin yorumlarını bekliyorum. Wet n Wild'ın ürünlerine geçelim mi? Aa yok, şeyi göstereceğim size. Göz makyaj temizleme suyunu göstereceğim. Bunu alışveriş videosunda size göstermiştim ama daha sonra Instagram'dan mini bir yorum yapmıştım ve sonraki yorumlarımı paylaşmamıştım. Bayağı kullandım, kullanıyorum. İlk olarak ilk 2-3 kullanımda, bu arada fiyatı 15 lira, onu da söyleyeyim, çok uygun bir fiyatı var. İndirimli olarak öyleydi ben aldığımda. İlk 2-3 kullanımda inanılmaz derecede gözümü yaktı. Çok yaktı yani. Hemen zaten Instagram'dan söyledim. Daha sonra göz yanması geçti ama çok kirpik döküyor. Hani bunda mesela bugün biraz daha böyle hafif yumuşak hareketlerle çıkarmayı deneyeceğim. Döküyor mu dökmüyor mu benimle mi alakalı onu anlayacağım ama bunda açıkçası çok da benimle alakalı gibi gelmiyor. Çünkü hani bir tane değil 2-3 tane döküyor. Hala da kullanıyorum ama ya aklınızda bulunsun. Fiyat olarak çok iyi. Güzel çıkarıyor makyajı. Fena değil ama ilk 2-3 kullanımda çok göz yaktı ve kirpik de döküyor gibi. Yine de sizinle yorumlarımı paylaşmak istedim. Bu da BB için'in, bu arada söylemedim ne olduğunu, BB için'in çift fazlı ve suya dayanıklı makyajlar için olan göz makyaj temizleyicisi. Bugün aynı zamanda şunu da deneyeceğiz. Beauty's'in Lift It'inin waterproof'unu deneyecektik. Bunu da sepetime koymuşum. Hatta hemen deneyelim. Böyle karışık bir video olsun. Hemen bakalım. Rimelsiz rimelsiz durmayayım. Şöyle açalım. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 39 liraya almıştım. Evet, fırçası çok güzel görünüyor. Şöyle birazcık sert bir fırça gibi. Evet, bu rimelin ilk katı. Fırçası gayet güzel. Normal Lift It'i açıkçası hatırlamıyorum. Çok oldu deneyeli. Şu an sadece bunun fırçası için kullanacağım, yorumlayacağım. Farklı mı? Hiç hatırlayamadım. Bu da ikinci katı. Böyle yine çok tel tel ayırma değil. Yani ayırıyor ama birazcık kirpikleri yapıştırıyor. Ama verdiği o kıvrım, uzunluk etkisi ve siyahlığı bence çok güzel. Yine böyle akma yapıyor mu, dökülme yapıyor mu sonra konuşacağız tabii ki. Waterproof etkisi gerçek mi diye sonra konuşacağız. Yorumlarda yine haberleşiriz ama görüntüsü gayet güzel. Şunu kenara koyayım. Aslında Wet n Wild'ın ürünlerini denemeye geçmek istiyorum ama biliyorsunuz ki şöyle bir pudrası var ve ben bir roller taş aldım. O yüzden birazcık daha böyle terlemeyi ve cildimin yağlanmasını bekliyorum pudra kullanmadığım için. O yüzden diğer ürünleri göstereyim, en son onlara geçeyim. Ha, bir de Yves Rocher alışverişime şöyle bir tester verdiler. Bunlardan bir tanesi herhalde saç balmı gibi bir şey. Bakıyorum ne içinmiş. Evet, saç içinmiş şöyle. Ve bu da şampuan. Bunları da denedikten sonra yine yorumlarımı yaparım. Şunu çok merak ediyorum. Bunu da göstermiş olayım. Bunun dışında bir de BB Beauty'den şöyle bir ağda bandı almıştım yüz için. 14 liraya aldım diye hatırlıyorum ve bunu bayağı beğendim. Güzel bir ağda bandı çıktı. Şöyle göstereyim size. Bu yeni mi bu arada? Bunu sanki yeni gibi. Bu paketi görmemiştim daha önce, bu mavili paketi. Şöyle içerisinden yüz için ağda bandları çıkıyor ve temizleyici bir mendil çıkıyor. Bunu bayağı beğendim. Fiyatı da gayet uygun. Bununla birlikte şimdi başka bir şey gördüm. Onları da göstereceğim size. Yine tüy almayla alakalı. Şöyle göstereyim. Şimdi daha önce göstermediğim için yine alışverişime koydum. A101'e peelingler gelmişti. Mara'nın peelingleri. O zaman şu Keops'un şöyle bir epilasyon yayını görmüştüm. 4 lira mıydı, 5 lira mıydı öyle bir fiyatı vardı ve ben daha önce bunları hiç denemedim. Şimdi şöyle göstereceğim size, bakıyorum temiz mi diye. Şöyle göstereyim. Bunun hiç başarılı çıkacağını düşünmüyordum ama çok iyi çıktı. A101'den aldığım bayağı tertemiz yapıyor. Bu tarz ürünlerin bir zararı var mı? Bununla alakalı açıkçası bilgim yok. Varsa uyarabilirsiniz beni. Bu çok iyi çıkınca dedim ki bu epilasyon yayları İyiymiş. Çok kolay oluyor. Gittim Eve Shop'tan Nashita'nın 8 liraya böyle bir epilasyon yayını aldım. Ve asla kullanmayı beceremiyor muyum ya da kötü bir yay mı, hiçbir fikrim yok. Kullanamadım. Yani hiçbir etkisi yok. Böyle göstereyim size. Yani ben mi yanlış kullanıyorum bilmiyorum ama hiç yani. Ama bu çok çok iyiydi. Hani A101'de bir daha bunu görürsem kesinlikle alırım. Şöyle göstereyim size. Keops marka aşırı iyi. Bunu da göstermiş olayım. Bu da alışverişimin içerisinde vardı. Şöyle hemen paketine koyacağım. Ve saç rutinimin değişmeyen ürünlerinden bir tanesini aldım. Urban Care'in Touch Tonic'i. Ben bunu 2 senedir kullanıyorum ve bazen yine DM'den soru geliyor. İsana mı,
ya da Urban mı diye. Ben 2 senedir bu ürünü kullanıyorum ve çok etkisini gördüm. Gerçekten çok etkisini gördüm. O yüzden bence Urban Care'inki daha başarılı. Yani düzenli kullanmakla da alakalı olabilir tabii ki. İsa'nınki de çok iyi olabilir ama ben Urban'dan devam ediyorum. Bunda yine yanlış hatırlamıyorsam 59 lira gibi bir fiyata gratis'ten almıştım. Bunu kullanmaya her zaman devam ediyorum yani. Ben hiç bırakmayacağım ürünlerden bir tanesi. Ve serum ve temizleyicim bitmişti. Bittikten sonra yalnız bir farklı bir ürün kullandım. Onu da göstereceğim size ama ben yine hani biraz araya farklı ürünler soksam da bir 10 gün sonra, 15 gün sonra serum'e dönüyorum. Diğer ürünlerin kötü olduğu için değil, alıştığım için, bana çok iyi geldiği için. Yine eczaneden aldım. 35 lira bir indirimi var. 160 liraya geldi. 473 ml. Eczanelere bakın, bazı eczanelerde böyle indirimler oluyor. Şöyle tekrar CeraVe'den aldım. CeraVe'm bitmişken de şu ürünü kullandım. Bunu da göstereceğim size. Farklı bir fikir olsun diye gösteriyorum. Minea Derm'in temizleyicisini kullanmıştım. Ben bunu da çok beğendim. Instagram'dan söyledim diye hatırlıyorum size. Bu bir marka gönderisiydi. Temizleme jeli olarak çok güzel. Sadece kokusu çay ağacı. Eğer beğenmiyorsanız biraz yoğun yani. Buram buram çay ağacı kokuyor. Onun dışında temizlemesi, köpürmesi vesaire çok güzeldi. Şu arada biraz tatlıyı fazla kaçırdığım için sivilceli bir dönemim. Bu ürünü kullanmadan önce de sivilcelerim vardı. Sivilce yapmadığını da söyleyebilirim açıkçası çünkü bunlar vardı ama geçecekler. Bunu da göstermiş olayım. Gayet güzeldi. Bunu da beğendim. Ara ara yine buna dönerim. Bitene kadar da kullanırım. Kozmetik ürünlerine geçmeden önce birazcık daha böyle cildim yağlansın istiyorum. O yüzden Masent'ten yine parfüm aldım. Onları göstereceğim size. Hemen alayım geleyim. Şimdi öncelikle bu ikinci Masent siparişim ve sipariş veriyorsunuz. Ertesi gün hakikaten kapınızda oluyor. Yani bir gün sonra hemen getiriyorlar. Kargolama sistemleri çok çok iyi. Bunun dışında ilk aldığımda şöyle göstermiştim size, 15 ml'liklerden almıştım denemek için. Bir tane Noir Tiz almıştım Victoria's Secret'ın. Bir tane de Baccarat Ruj almıştım. İkisini de çok beğendim. İkisinin kalıcılığı da inanılmaz iyi. Kokuları da çok güzel. Ve yani bir sürü orijinal parfüm kullanmama rağmen hiç kimsenin bu kadar parfümümü sorduğunu, bu kadar beğendiğini görmedim. İkisi de bana çok uydu ve birazcık daha tabii Noir Tiz'i daha çok beğendim ama ikisi de çok güzel kokular ve kalıcılıkları çok iyi oldu benim için. O yüzden ben de Noir Tiz'in büyüğünü aldım. Şöyle kutusundan hemen çıkarayım. Çok güzel bir paketlemeyle geldi. Ben dayanamadım, açtım ama baya böyle pat patlara sarılı bir şekilde geldi. Bu sefer şöyle 50 ml'liklerini aldım. Noir Tiz'inkini aldım. 150 liraydı. Şöyle bunu açalım. Bir tane de arkadaşıma hangisini almışım? Gio Profumo. Armani'nin parfümünü aldım. Bakalım denesin. Güzel mi değil mi? Belki onun yorumlarını da alırız. Ben şöyle kendi parfümümü açayım. Bir de bu sefer yanında şöyle mini bir tester gönderilmiş. Gypsy Water isimli bir parfüm. Bunun da kokusuna bayıldım. Çok güzel bu da. Belki sonra ona da bakabilirim ama Noir Tiz'i çok beğendim ben. Şöyle bir bakayım büyük kutusu nasılmış diye. Şu şekilde. Ya övdüğünüz kadar var. Daha önce bana sizler söylemiştiniz mutlaka dene diye. Gerçekten ben de çok beğendim. Bu 50 ml'lerde 150 liraydı. Kalıcılıklarını çok başarılı buldum. Kokularını çok başarılı buldum. Denemediyseniz bence kesinlikle deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel parfümler. Şöyle minikleri de çantaya atmak için çok güzel oluyor. Bunlardan da alırım muhtemelen. Yine önerdiğiniz kokular varsa değişik, onları da deneyebilirim. Ama şu an benim iki favori kokum bunlar oldu. Bunları da göstermiş olayım. Şimdi artık tamam, kozmetik ürünlere geri dönelim. Şöyle sepetimi alıyorum. Bir iki tane daha böyle yorumlayacağım ürün var. Onlardan sonra Wet n Wild'ın ürünlerine geçiyorum. Şöyle bir aseton aldım. Isana'nın asetonu. Buna çok beğendiğimi söylemiştim. Şu an böyle minik bir indirimi var diye hatırlıyorum. 32 liraydı. Normal fiyatı 34 lira falan. Bir tane daha bundan aldım. Ben bunu çok beğendim. Aseton diyorum. Asetonsuz oje çıkarıcı. Bunun dışında da yine alışveriş videosunda gösterdiğim ama yorumlamadığım, Instagram'dan yorumladığım bir ürün vardı. Bunu da size göstermek istiyorum. BB için yeni kağıt gözaltı bantları. Ritüelde Bote gibi böyle bir kağıt bant çıkarmışlar. Genelde biliyorsunuz zaten bunların böyle uzun vadede bir etkisi olmuyor. Anlık böyle kendimizi şımartmak için güzel ürünler. Kokusu zaten salatalıklı. Buram buram salatalık kokuyor. Bence çok güzel ve çok güzel de ferahlatıyor. Ve şöyle size göstereceğim. Renkli, kalpli, çok tatlı göz bantları. Bunun da fiyatı 15 liraydı. Bundan da alabilirsiniz. Ben gayet beğendim. Ama tabii ki uzun vadeli bir etki
beklemeyin. Ocean isimli bir satıcıdan aldım diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Şöyle bir Rolling Ball isimli bir volkanik taş aldım. Yağ emici bir taş olarak geçiyor. Bunu neden aldığımı Instagram'dan size söylemiştim. Hatta alışverişime koymamışım ama o da vardı. Miniso'dan yağ emici mendil aldım. 50 mendil 55 lira. Onlar zaten hani böyle günlük olarak ya sürekli kullandığım, 3-4 adet kullandığım ve çok hızlı biten şeyler. Gerçekten 55 lira vermek biraz saçma geliyor ama acil ihtiyacım vardı ve aldım. Sonra dedim ki artık bu ürünü deneyeyim yani. Hani yorumları çok güzeldi. Birkaç yorumda sadece şey vardı. Yüzünüze turuncu bir renk veriyor diyordu. Bakalım şimdi deneyeceğiz, göreceğiz. İlk olarak şunu söyleyeyim. Ya hiç güven vermiyor. Instagram'da da söyledim. Baya böyle şey geldi zaten. Ayrı bir şekilde geldi. Birleştirdim ama hani görüntü olarak da bilmiyorum. Yani iyi midir, kötü müdür? Ama deneyeceğiz. Kargo geçsin diye de 40 liraya da şöyle bir topuz tarağı aldım. Bunu şuradan çıkarmadan ki kolay çıkıyormuş. Denedim. Bebek saçlarını gerçekten çok güzel toparladı. Bu da 40 lira falan diye hatırlıyorum. Bunu bayağı beğendim. Bunu da şöyle çantama atacağım. Bebek saçlarını çok güzel topluyor. Şimdi bununla başlasak mı? Diğer ürünlerini de göstersem mi? Bilemedim ama şöyle denesek mi acaba? Şu tarafım daha böyle yağlı gibi duruyor. Şöyle göstereyim size. 30 liralık bir ürün. Yani bakalım. Şurası parlıyor ya da şurası. Vallahi alıyor. Turuncu bir iz yok değil mi şu an? Şimdilik yok. Dikkaten alıyor. Ben bunun bu kadar ciddi alabileceğini açıkçası çok düşünmemiştim. Şaşırdım. Bakar mısınız? Şu tarafı bununla alayım. Bayağı matlaştırıyor. Ve şimdilik bir turunculuk yok. Makyajımda da zannediyorum ki herhangi bir oynama yok. Evet, vallahi matlaştırıyor. Şöyle göstereyim. Bir tık tabii ki bronzer falan üzerine gelmiş durumda. Anladığım kadarıyla topu çıkarıyorsunuz, yıkıyorsunuz, kurutup tekrar kullanabiliyorsunuz. Şu an mat duruyor. Fena değil gibi. Bir turunculuk da vermedi sanki. Fena değil. Hakikaten iş görüyor. 30 liralık bir şey. Böyle sürekli yağ emici mendil almak istemiyorsanız alınabilir. Bayağı aldı ya. Bunu da denemiş olduk. Essence ürünlerini de göstereyim. Hatta yavaş yavaş denemeye başlayalım. Bir tane Essence'ın ojesini aldım. Instagram'da şey demiştim. Fırçalarını beğenmedim demiştim ama fırçadan fırçaya yine Light'ın ojeleri gibi farklılık var. Bunun fırçası çok güzel çıktı. Ojelerinin rengini de beğeniyorum. 15 liraya aldım. Sugar Blush rengi herhalde. Bu önde yazan rengi göstereyim. Zaten tırnaklarımdaki renk. Evet bu. Bayağı güzel. Essence'ın ojelerini beğendim ve bir tane de şöyle bir dudak kalemi aldım. Dudak kaleminin fiyatı 20 lira. 202 numara My Mind isimli bir dudak kalemi. Bunu bir minik denedim ve bir takipçim de Instagram'da paylaştığımda söylemişti. Gerçekten söylediği gibi çok kalıcı bir dudak kalemi değil. Çok başarılı bulmadım ben de ama şöyle göstereyim size. Şöyle bir rengi var. Çok beğenmedim. Diğerlerini almam muhtemelen. Bunun dışında da Wet n Wild'ın Impossible bazından bir tane daha aldım. Bitmek üzere diğeri. İndirimli olarak 54 liradan aldım. Ve kaş kalemim de bitmek üzere. Çok üzülerek indirimli olarak 44 liradan 160 Chocolate Brown kaş kalemimi aldım. Bu doğru. Light'ın 160 numarası her zaman kullandığım kaş kalemi. Mikro olanı kullanıyorum. Tekrar hatırlatayım, kalın olan değil. Ve 44 lira. Yani 10 liraya, 12 liraya aldığımız bir kalemdi diye hatırlıyorum. Sanırım en çok tercih edilen bu olduğu için en yüksek fiyatlı da şu an bu. Ve sonunda Wet n Wild'ın yeni ürünlerini denemeye geçiyorum. Şu tarafımda hala yağ var. Bu tarafımda birazdan yağlanır. Şöyle bir pudrası gelmiş. Transparan bir pudra. Bu pudranın dışında fotoğraflarını çektim diye hatırlıyorum. Buraya koyabilirsem koyacağım. Renk renk ten renginize göre pudraları geldi. Ben yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 65 liraydı. Ben transparan olanını tercih ettim. Elimde böyle bir pudra şu an olmadığı için. Bakalım nasıl çıkacak. Ben bunu kullanırım, severim diye düşünüyorum. Şöyle açacağım hemen. Hayret ki Wet n Wild kolay açılabilen bir pudra yapmış. Paketleme yapmış. Şöyle altında vesaire hiçbir şey yok. Fırçayla kendimiz uygulayacağız. Şimdi burada güya volkanik olan taş bayağı bir işe yaradı. Gerçekten matlaştırdı. O yüzden şu tarafa deneyeceğim. Şöyle tekrar yakından göstereyim size. Fırçaya birazcık alıyorum.
belirgin bir şekilde gösterebilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir denemek istedim. Bence transparan pudra baya güzel. Essence'ın transparan pudrası ne kadar oldu bilmiyorum ama aynı fiyatlardaysa ya da o daha yüksekse bu kesinlikle alınabilir. Baya aynı gibiler. Yani bana öyle geldi. Baya iyi gibi bu da. İncecik bir yapısı var ve böyle beyazlaştırmadı da sanki çok fazla. Bunu beğendim. Renkli olanları bilmiyorum. Çok böyle tenime uygununu bulamam ve çok da kullanmıyorum diye sadece bu transparan olanını denemek istemiştim. Bunu ben beğendim, kullanırım. Volkanik taşı da, şunu da, bunu da beğendim. İkisi de gayet böyle matlaştırıyor. Güzel. Çantaya atmalık. Gelelim Wet n Wild'ın yeni glossuna. Aslında birkaç renk seçeneği geldi ve çok güzel renklerdi ama ben bu rengi almışım. Bilmiyorum, çok tatlı bir pembe vardı. Gold gibi bir renk vardı. Hepsinin de yansımaları çok güzel ama ben bunu tercih etmişim. Bunun da fena değil. İndirimli fiyatı 59 lira diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yine yanlış mı hatırlıyorum ama ilk böyle internet sitelerine geldiğinde 22 lira gibi bir fiyat değil miydi indirimli olarak? Ben mi acaba uyduruyorum? Sanki ben tüm glossların altında 22 lira gördüm. Sonra akşam mı baktım, ertesi sabah mı baktım hatırlamıyorum ama 59 liraydı indirimli fiyatları. Bilmiyorum o fiyattan yakalayanlarınız oldu mu? Şimdi hemen bunu da bir açayım. Ben hangi numarasını almışım onu da söyleyeyim. Snuggle Stash gibi bir şey yazıyor da bu acaba bunun ismi mi? Muhtemelen öyledir. Bir tık fiyatları yüksek bence, indirimli fiyatları da. Yani şöyle içerisinde baya böyle simler görünüyor, ışıltılar görünüyor aslında ama kameradan biraz zor gibi. Bir hafif böyle bir kokusu var. Şöyle bir minik bir fırçası var. Gloss da gayet güzel. Gloss şöyle çok tatlış bir pembelik veriyor, çok hafif. Şöyle bir aynadan baktım, simsim durmuyor, ışıltısı var. Bence çok yapış yapış bir hissi yok. Yani çok hafif. Gloss normal bir hissi var ama çok böyle yapış yapış bir hissi yok. Ben glossunu beğendim ama hani böyle çok şart mı, kesin gidin alınlık bir gloss mu? Değil. Ama gloss'a ihtiyacınız varsa ya da hoşunuza gidiyorsa bence bakabilirsiniz. Son ürüne geçiyorum. Wet n Wild'ın kaş kirpik serumu geldi. Boost Me Up isimli indirimli 80 lira olan bir serum. Ben ilk olarak dün kullandım. Bir de bu sabah kullandım. Tabii ki böyle etkisini görmek için biraz kullanmamız lazım. Çünkü serum. İçerisinde E vitamini var, Hint yağı var. Kaşınızı, kirpiğinizi güçlendiriyor ve uzatıyormuş. Deneyeceğim düzenli bir şekilde. Bakalım öyle bir etkisi var mı? Ama şöyle size bir paketlemesini göstereyim. Paketlemesi çok güzel. Bunun dışında fırçası inanılmaz güzel. Şöyle bir fırça. Ucuyla kirpik dibinize çok rahat uygulama yapabiliyorsunuz. Düşüyor zannettim. Şöyle göstereyim. Şurasıyla. Evet, şöyle daha iyi. Şurasıyla. Bu fırça kısmıyla da kaşlarınızı şöyle tarıyorsunuz. Bu gerçekten güzel olmuş. Bir etkisi olacak mı? Tabii ki uzun vadede göreceğiz. Ama ilk olarak şunu söyleyebilirim. Hiç böyle yanma yapmadı. Böyle varla yok arası bir serum. Kokusu vesaire de öyle ağır değil. Güzel gibi görünüyor. Umarım etkisi de olur. Benim aldığım ürünler bu kadardı. Denediğimiz ürünler de bence gayet güzeller. Ben pudrayı beğendim. Volkanik taş da güzel ama ondan çok emin olamıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum yine bu konuda. Çok çok emin değilim onun böyle hijyenik bir şey olup olmadığında. Bunun dışında gloss gayet güzel, rimel gayet güzel duruyor. Henüz böyle bir dökülme vesaire yapmadı. Gün sonuna kadar da böyle dayanırsak gayet güzel bir rimel. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.